Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Hazır bayram yaklaşmışken biz tatlımızı yapalım. Bugün sizlere harika bir kaymaklı midye baklava yapıyorum. İlk önce kaymağımıza başlayalım. 1 litre sütümüzü tenceremize alalım. Üzerine 1 su bardağı irmiğimizi ilave edelim. Ve kıvam alana kadar karıştıra karıştıra pişirelim. Koyulaştıralım. Evet arkadaşlar, kaymağımızın kıvamı bu şekilde olacak. Ve tavamızı alalım. Arkadaşlar ben tenceremi bu şekilde bırakıyorum ama sonra tekrardan sıyıracağım. Hiç ziyan olmayacak. Ve şöyle kaşıkla bir karıştırıp soğumaya bırakalım. Hamurumuzu yapalım. 100 gram margarini kaseme aldım. Üzerine 2 yumurtamı ilave ettim. 1 çay bardağı sıvı yağımızı da ilave edelim. 1 çay bardağı sütümüzü de ilave edelim. Ve 1 çay bardağı suyumuzu da ilave edelim. Bir çimdik de tuzumuzu ilave edelim. 2 yemek kaşığı sirkemiz de vardı, onu da ilave edelim. Ve şöyle bir çırpalım. Telimizi çıkartalım. Elimizde evet, unumuzu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayalım. 1,5 su bardağı un kullandım ben bu hamuruma. Güzel kıvamlı bir hamur yoğuralım. Hamurumu her zaman olduğu gibi ben yine de tezgahım alacağım. Orada güzel özlü bir hamur elde ediyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Hamurun kıvamını daha güzel anlayabiliyoruz tezgahımızda yoğururken. Hamurumuzu bir güzel toparlayalım. Arkadaşlar ben hamuruma köy yumurtası kullandım. Bu yüzden rengi sarı oldu. Harika bir rengi, harika bir de lezzeti vardı. Köy yumurtası olduğu için tadına doyulmadı. Evet, hamurumuzu rulo haline getirelim ve bezeleri ayıralım. Ben bu hamurdan ikisini baklava elde ettim. Siz isterseniz malzemeleri azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Evet. Bezeleri elimizde şöyle bir toparlayıp yuvarlayalım ve kenara alalım. Birinci bezemiz. Kenarımızı aldık. Bir tane daha gösterelim. Şöyle elimizle toparlayıp yuvarlayıp kenarımızı alalım. Ve hamurun bitene kadar aynı işlemi yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi bezelerimizi nişastaya bulayıp tabağımızı alalım. Baklavamızı sadece nişastayla açacağız. Un kullanmayacağız. Baklavamız şöyle çıtır çıtır olsun diye nişastayla açalım. Ve üzerine bir poşet geçirip 1 saat dinlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, 1 saatin sonunda hamurlarımız dinlendi. Poşetimizden şöyle bir tanesini alalım. Tezgahımıza bir miktar nişastamızı serpelim. Ve hamurumuzu bastırtalım şöyle elimizle. Ve açmaya başlayalım. Sizin zamanınız varsa daha çok da dinlendirebilirsiniz. Benim zamanım azdı. Ben sadece 1 saat dinlendirebildim hamurlarımı. Çok çabuk açılıyor arkadaşlar hamurumuz dinlendiği için.
Arkadaşlar, videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlara küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabileyim. Bu baklavamız başka baklavalara benzemiyor. İçinde kaymak olduğu için çok hafif, çok lezzetli bir baklava oluyor. Mutlaka yapın ve yorumlar kısmına bana da yazabilirsiniz. Tadının lezzetini oradan konuşalım. Evet arkadaşlar, hamurumuzu açtık. Tekrardan saralım. İnceliğini de göstereyim. Kıvamı bu şekilde olacak hamurumuzun. Yufkamızın. Şöyle büzelim. Bir elimizle hafif hafif bastıra bastıra açalım hamurumuzu. Orta kısmını böyle büzelim. Evet, bu şekilde ve kaymağımızı aralıklı olacak şekilde koyalım. Üzerine ben birer tutamda böyle ceviz ekleyeceğim. Siz isterseniz Antep fıstığı, fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Bir kenar kısmına kalacak hamurlarımızı şöyle üzerine katlayalım. Bir de bu taraftan katlayalım. Evet arkadaşlar, şeklimiz bu olacak. Şöyle aralarını da bastırtalım. Sıkı bastırtmamız gerekiyor açılma yapmasın diye. Evet, bu şekilde. Bir bıçakla aralarını bölelim, keselim. Hamurumuzu alalım, ters çevirelim, şöyle bir sıkı bastırtalım, fazla kısımlarını keselim. Besinimizi dizelim. Evet, ikinciyi de gösteriyorum ama kenarda kaldığı için fazla gözükmemiş. Olsun, bir tane daha gösterelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıkacağız. Güzelce bastırtacağız ve kenarımızı alacağız. Kenarını keselim. Şöyle bir de yakından görelim. Evet arkadaşlar, şeklimiz bu olacak. Harika bir şekil oldu. Birinci yufkamızı şeklini verip sinimizi alalım ve tekrardan hamur açalım. Evet, nişastamızı hamurumuzun altına üstüne gelecek şekilde bolca koyalım. Ve açmaya başlayalım. Arkadaşlar, ben malzemelerimi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilir, yapabilirsiniz. Evet, bu hamurumuzu da büyüttük. Şöyle tam ortaya gelecek kısmını büzelim. Bir hafifçe çekeleyerek uzatalım. Orta kısmını tekrardan büzelim. Bir kaymağımızdan birer parça koyalım. Ve üzerlerine cevizlerimizi koyalım. Ve kenar kısımlarını üzerine kapatalım. Aralarını da büzelim. Evet arkadaşlar, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir baklavamız oldu. Tekrardan bir tanesini alalım. Şöyle ters çevirelim. Güzelce kenarlarını bastırtalım.
Evet, yakın çekim yapıyorum ki daha güzel görebilirsiniz diye. Besinimizi alalım. Şöyle yan yan dizelim. Sinimizi dolduralım. Ve üzerine ben 250 gram tereyağımı erittim. Köpüğünü aldım. Yağımı temizleyip üzerine fırça yardımıyla sürelim. Neden fırçayla sürüyoruz? Baklavalarımızın içine iyice yağımız çeksin diye fırçayla sürelim. Fırınımı 180 derecede ısıttım. Şu anda ısınıyor ve fırınımıza gönderelim. Biz şerbetini yapalım ve su bardağı şekerimi tencereme alalım. Üzerine 5 su bardağı da suyumuzu ekleyelim. Bir dilim de limonumuzu tenceremize bırakalım. Şöyle köpüklerimiz kocaman olana kadar kaynatalım. Şerbetin kıvamı da bu şekilde olacak. Damlalarımız ağır ağır aktığı zamanlar şerbetimizin kıvamı olmuştur. Tatlımız da nar gibi kızardı. Ben bu şekilde kızartmak istedim. Siz dilerseniz daha da kızartabilirsiniz ama özelliği bu şekilde olacak. Bu arada arkadaşlar tatlımız da sıcak, şerbetimiz de sıcak. İkisini de hiç bekletmeden şerbetimizi, tatlımızı buluşturalım. Ve bir de altına bakalım. Üstü gibi altı da aynı nar gibi kızardı. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Ben tatlımı Antep fıstığıyla süslemek istedim. Siz isterseniz fındıkla, fıstıkla, cevizli ve Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Bir tanesini alalım. Şöyle bir de tadına bakalım. Evet arkadaşlar, harika şekilli tatlımız servise hazır. Bir de içini görelim. Siz içine bakarken ben de artık veda edeyim. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.